Eksi 1, 1. Bu Python'da böyle öğrettiği için hazır komut var uniformla. Onu koydu arkadaşımız. Biz Basic'te yapıyordum ben. MATLAB'da da uniform komutu falan var. Basic'te olmadığı için öyle 2 çarpı rn'de eksi 1 yazmıştım. Şimdi dolayısıyla pi'yi rastgele sayılar kullanarak hesaplama işini biz nereye getirdik? Geometrik olasılık problemine getirdik. Bakın. Tamam mı? Alan örgüsü, omega'nın alan örgüsü. İşte bu tip problemleri arkadaşlar Monte Carlo yöntemleri deniyor. Yani RND, random, rastgele sayılar kullanılarak yapılan bütün işlemler Monte Carlo yöntemleri diye geçiyor. Monte Carlo integrasyonu da var. Aslında bir anlamda bu integrasyon. Onları da daha sonra söyleriz. Evet. Buraya kadar anlamadığınız bir şey var mı? Varsa sorun. Tekrar anlatmaya çalışayım. Yoksa pi ile ilgili yine başka bir dosyaya geçeceğim. Madem pi'nin üzerinde bu kadar duruyorlar, yüzyıllardır halen de duruluyor. Bu pi'nin basamaklarını niye hesaplamaya çalışıyorlar? Milyarlarca, trilyonlarca sabit disklere kaydediyorlar. NASA böyle çalışmalara proje desteği veriyor mesela. Herhalde anlaşılmayan bir şey yok. Bu dosyayı kapatıyorum. Şimdi pi sayısının rastgelelikteki gizemi diye bir dosyayı açtım. Bunu da sisteme koydum ben zaten. Pi'nin rastgelelikteki gizemi. Bunu ben bir dergide yayınlamıştım. Buraya da koydum. Siz de okursunuz belki diye. Bu şunu her yerde görebilirsiniz. Evler eşitliği mi ne deniyor buna? Ev üzeri ip artı 1 eşittir 0. Bakın 0 var, 1 var, i var, pi var, e var. Tamam mı? Şimdi sonra bu hikaye kısımlarını okursunuz. Tamam mı? Arşimet ta milattan önce 3. yüzyılda şöyle bir yineleme bağıntısı vermiş. Bunun kodunu yazdığınızda arkadaşlar bakın hemen yakınsıyor. Gördünüz mü? 3,14, 15, 92, 65 bilmem ne diye gidiyor. Bunu yazın siz. Kendiniz yazabilirsiniz. Başlangıç değerleri de var. Bunu yazmak zor değil. Gelelim devamına. İşte burada demiş ki binlerce yıldır pi'nin daha çok ondalık basamağını hesaplamaya çalışmaktadır ve bu ondalık basamakların nasıl bir dağılım gösterdiği merak konusudur. Bu ilgi neden? Niye yani? Pi'nin ondalık basamaklarına karşı bu ilginin kaynağı nedir? Genelde arkadaşlar bu donanım ve software'ı test etmekte de kullanılıyor bu pi'yi hesaplama algoritmaları. Tamam mı? Mesela şurada bir olasılık problemi var. Bakın bu da ilginç. Pi'nin çıktığı yerler açısından. 1904'te Charles tarafından bulunmuş rastgele yazılan iki doğal sayının aralarında asal olmalarının olasılığı 6 bölü pi kareymiş. Bakın nereden çıkıyor? İki tane doğal sayı seçiyorsunuz. Tamam mı? Aralarında asal. Aralarında asallık ne demek arkadaşlar? Hatırlayan var mı? İkisinin Aralarında. ortak böleni olmamalı. O hep bir olacak yani. Değil mi? Doğru. Kim konuşuyordu? Mertcan hocam. Mertcan. İyi hatırlıyorsun valla. Ortak bölenleri bir olacak. Mesela bunu simülasyonla bulabilir misin? Simülasyon olmaz burada. Ne olur? Mertcan.
burada mı hocam? Evet, mesela bu problemi 6 bölü pi kareymiş. Nasıl simüle ederiz? Ya yani tam simülasyon değil de. Ya hocam, rastgele iki sayı seçeriz. EBOB'larına bakarız. Evet. Bir ise artırırız. Tamam. Sonra en son böleriz. Okey. O kadar. Değil mi? Rastgelelik nereden geliyor burada? Rastgelelik. Rastgele iki sayı seçmen. Değil mi? Aynen hocam. Başka bir rastgele sayı yok. Peki OBEP bulma algoritmasını biliyor musun Mertcan? Hocam biliyorum ama gene bir şey yapmam lazım. Öklit algoritması var, en kolay. En hızlı çalışan. Çünkü burada çok büyük sayılar da olabilir, öyle değil mi? Evet. Öklit algoritması var arkadaşlar. Benim bilgisayar ders notlarımda var. Öklit algoritması OBEP bulmak için. Bence siz de bunu öğrenin. Tarihin ilk algoritması. İlk formel algoritması. Çok kolay. Demek ki Mertcan dediği yöntemle onu hesaplarız. Oradan da pi bölü kaçtı orası? Pi bölü kaçtı ya? Ha, 6 bölü pi kareyi de onunla çarparız. Oradan pi'yi çekeriz. Tamam, çok güzel. Burada hikaye kısımları var. İlgi duyanlar okusunlar. Şimdi biz niye yani bir istatistiki olarak biz niye bu pi ile uğraşalım ki? Değil mi? Pi ile niye uğraşalım ki? Peki şöyle bir şey çıkarsa ya, bunlar rastgelelik özelliklerine sahiplerse, bu noktadan sonraki sayılar. Ha, rastgelelik nedir? Bir de o var. Hadi diyelim ki rastgeleliği tanımladık. Bunlar da rastgelelik özelliklerinin tanımına uydular. O zaman biz bu sayıları random generator'ın ürettiği sayılarmış gibi düşünebilir miyiz? Bedirhan. Ne dersin? Düşünebiliriz hocam. Evet. Yani biz random komutunun ürettiği sayılarla simülasyon yapıyorduk ya. Onun yerine acaba bunu alabilir miyiz? Bunu ben merak ettim. Merak ettim. Epey uğraştım. En sonunda da böyle yazılar yazmaya başladım. Türkiye'de de pek uğraşan yok. Deli işi gibi bakıyorlar. Halbuki çok ilginç problem. NASA bu pi ile ilgili çalışmalara destek veriyor yani. Fon sağlıyor. Biz de bir deli saçma sorarak görülüyor. Ben anlamıyorum. Yani. Neyse gençler, simülasyonda bu sayıları kullanabilir miyiz? Ondan önce rastgelelik denir. Bu rastgele dizi gibi midir bu sayılar? Bakın, rastgele dizi diye bir kavram kullandık şimdi de. Bir rastgelelik var, bir de rastgele dizi var. Şuraya da ya, S'yi koymayı unutmuşum. Rastgelelik. Geçen derste size biraz rastgelelikle ilgili anlattım galiba. Ya da başkalarına mı anlattım bilmiyorum. Unuttum şimdi. Şimdi bizim o şeylere arkadaşlar, sizin randomla ürettiğiniz sayılara sözde rastgele sayı deniyor. Pseudo random number. İngilizcesi de o. Pseudo yalancı demek. Sözde yani. Niye sözde? Biz o random, işte buraya yazdı Belirhan. Random nokta uniform dedi. Orada bir algoritma çalışıyor. Bir kod var. Oradan bir sayı geliyor. Biz o kodu bilmiyoruz. Algoritmayı bilmiyoruz. O sayılara rastgeleymiş gibi bakıyoruz. Ki bunlar da bazı testlerden geçiyorlar. Geçmese zaten programın dillerine koyamazlar yani.
Şimdi bu sayılar nasıl üretiliyor? Bakın, bu sayılar, o sizin random dediğiniz hikayeler, x k artı 1, tamam mı? X k artı 1, a çarpı x k artı c mod m. Yineleme, rekursif de deniliyor, bağıntısıyla üretiliyor. Buraya ne lazım? X0 başlangıç değer lazım, değil mi? A lazım, C lazım, bir de M lazım. Bunlar nasıl seçilecek? Bir de bunun ürettiği sayılar çok olacak. Mesela random uniform dediniz ya, belki 2 milyar taneden sonra aynı sayı çıkmaya başlayabilir. Yani devretmeye başlayabilir. Ne kadar devir şeyi uzunluğu yüksekse bizim için daha iyi olur. Yani bu şu anlama geliyor. Devir uzunluğu 100 ise, deneyi 500 kere yapıyorsa, ilk 100'ünden sonraki yaptığımız her şey ilk 100 demektir. Yeni bir deney olmaz. O anlamda. Bunlara arkadaşlar doğrusal eşlenik üreteçler deniyor. Tamam mı? Bunlara hayatını verenler var. Çalışıyor millet. Şimdi bu kurala göre öğretiliyor, bu algoritmaya göre. Fakat bunların bazı istatistiksel özellikleri sağlaması gerekiyor ki biz bunları rastgele sayılmış gibi göz önüne alalım. Yani sizin yazdığınız random'da şu algoritma çalışıyor. Bu A'lar, C'ler, M'ler nasıl seçilecek? Onunla ilgili bir sürü teorem var. Eğer çok ilgilenmek isterseniz bizim matematiksel modelleme simülasyon kitabında bu var. Normalde rastgele sayılar, gerçek rastgele sayılar bu elektronik cihazlardan falan üretiliyor. Deneylerden ya da şeylerden, araçlardan, elektronik araçlardan. Daha gelemedik bizim hikayeye. Ha, bu yazının içerisine demin size anlattığımı da koydum. Bu yazı şey, bu işleri biraz daha uzaktan bakanlar için. Daha böyle hikaye gibi anlattık bu sefer. Sonra pi başka bir yerde daha karşımıza çıkıyor. Bu fonun iğne problemi. Bakın şöyle çizgiler çiziyorsunuz. Buraya bir iğne atıyorsunuz. İğnenin bu çizgileri kesmesi olasılığı. Problem bu. Bunun çözümü de neymiş arkadaşlar? Bakın. Neredeydi o? Ha. 2L bölü D çarpı pi'ymiş. Bakın yine bir pi çıktı. D dediğimiz şu çizgiler arasındaki uzaklık. Başka? Pi'yi tahmin etmek için pi bölü 4 eşittir 0'dan 1'e kadar Karpuk çelimiz deniz eşitlik kullanarak. Allah Allah. Bunu nasıl kullandık? Şöyle kullandık. Bakın bunu hesaplamak da kolay. Randomı biliyorsun Bedir ha. Şu toplamı bir hesaplattırır mısın? İki satırlık bir şey. Programını yazar mısın? Kaç çıkıyor mesela? N'ye göre kaç çıktığına bir bakalım. Bu U dediğimiz burada RN'de 0 ile 1 arasında üreten. Bundan 10.000 tane üret. Bu neye eşitmiş? Pi bölü 4'müş. Bunu da 4 ile çarpacağım. Tamam mı hocam? Deneyeyim hemen. Hemen bir dene. Burada Monte Carlo integrasyonu deniliyor. Ben de bir çay ısıtayım. Bekliyorum burada.
Yaptın mı Bediren? Bitmek üzere hocam. Tamam. İlaçlarımı içmeyi unuttum ya. Günde 6-7 tane ilaç içiyorum da. Şimdi buradan nereye geleceğiz? Bakın birazdan. Bayağı ilginç. Bayağı ilginç yani. Kaç çıktı? Hocam 0.78-74 diye gidiyor. Tamam, 4 ile çarpacaksın ya onu. Pardon. Orada 4 vardı ya. Üç, 15, 5 diye gidiyor hocam. Ha, yaklaşık olarak biraz daha büyütürsen neyi büyük aldığında yaklaşık çıkacak. Bunu da duymuş oldunuz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da duymuş oldunuz. Monte Carlo integrasyonu. Daha detayları da var. Şimdi Huygens diye bir adamdan bahsetmiştik herhalde birinde, kitabından falan. O rastgelelik nedir sorusuna cevap vermeye çalışırken diyor ki, matematiksel ve fiziksel rastgelelik problemleri arasında ayrım yapmak lazım. Bu ne demek? Diyor ki, matematiksel problem sayılar veya fonksiyonların rastgele sırasının ne anlama geldiğini tanımlayan bir mantıksal problemdir. Yani önce bir tanım yapacaksın diyor. Rastgelelikle ilgili tanım yapacaksın diyor. Fiziksel rastgelelik ise diyor, gerçek fiziksel olayların rastgelelik konusundaki matematiksel kriterlere uyup uymadığını belirlemektir diyor. Bu ne demek? Bedirhan buradan ne anlıyor? Anlıyorsun. Yani fiziksel hep deneylerde rastgelelik tanımı farklı anladığım kadarıyla. Yok, onu söylemiyor. Bir daha oku istersen Ürel. Bak, bir mantıksal problem var diyor. Bunu diyor matematiksel olarak tanımlayacaksın diyor. Sonra da diyor ki gerçekteki olayların bu tanıma uyup uymadığına bakman lazım diyor. Fiziksel rastgelelik o zaman deney sonucu elde edilen bir şey. Yani deney sonucunda elde ettiğimiz şeyler sonuçta bir sayı, sayı dizisi. Bu tanıma uyuyor mu, uymuyor mu? Şöyle düşünün. Üçgenin tanımı var değil mi? Var mı? Çemberin tanımı var mı? Var değil mi? Çember ne demek? Sabit bir noktadan uzunlukları sabit olan noktaların oluşturduğu küme. X kare artı y kare eşittir 1 o demek. Peki gerçekte çember var mı? Yani gerçekteki şeye biz ne zaman çember diyoruz? Böyle sormak daha iyi.
Bedirhan. Ne zaman biz işte şöyle bir şey gördük. Bu çember midir değil midir? Ne yapıyoruz? Bedirhan hadi bakalım sen bari şey. Hocam yani çemberin temsil ettiği şeyler var, kurallar var. Onlara uyuyor mu diye bakarız. Ama yani gerçek, yani soyut bir şey çember yani o gerçek, somut değil yani. Ha zaten adam da onu diyor. Diyor ki sen diyor çemberin tanımını yap. Tanımı nedir çemberin tanımı? Şudur. Ç eşittir. Öyle yerlerden oluşuyor. Öyle x yerlerden oluşuyor. X kare artı y kare eşittir ne olacak? Mesela birim çember 1. Yani R. R kare. Diyor ki bunu yaptık diyor. Doğada gerçekte karşılaştığımız zaman da diyor. Bu çember mi değil mi diyor. Bu tanıma uyup uymadığına bakarız. Hages de işte onu ifade etmeye çalışıyor. Yani kafamızda teorik olarak rastgele dizinin tanımını yapalım ki sonra karşılaştığımız doğadaki o rastgele elde edilen sayılardan oluşan dizi bu tanıma uyuyor mu uymuyor mu? İlginç değil mi? Ben bir kere karşı tarafta lokantada yemek yiyordum. Orada da bir çocuk vardı. İlkokula gidiyordu herhalde. Cin gibi bir çocuk. Anasıyla babasıyla ne konuşuyorlardı. Çok da şey fırlama gibi bir çocuktu yani. Affedersiniz. Cin göz yani. Dedim ki öyle konuşuyorlar kendine. Dedim sayı var mı dedim sence dedi. Sayı saymayı biliyor ya. Sayı var mı dedim. Ne dedi biliyor musunuz? Biz düşünüyorsak sayı vardır. Yani diyor ki biz sayının tanımını yaptığımız için sayı vardır. Yoksa yok diyor. Bu adam da aynısını söylüyor zaten. Önce diyor hani şöyle mi yaptıydık? Bu gerçek dünya. Gerçek dünya. Bir de soyut dünya diye bir şeyler çizdim. Hatırlıyor musunuz onları bilmiyorum. Soyut dünya. Diyor ki burada diyor bir şey yapsan kafanda bir model oluştur. Sana veri aldık ya. Onu bu modele soktuk ya. Ondan sonra da diyor ki bu model diyor, bu gerçekliğin kendisini açıklıyor mu diyor. Bu da onu söylüyor. Hemen hemen aynı şeyler yani. Dolayısıyla bizim neyi tanımlamamız gerekiyor ilk başta? Rastgele dizi ne demektir? Onu tanımlamak gerekiyor. Onu tanımlamak gerekiyor. O tanımdan sonra elimizdeki bir dizinin rastgele olup olmadığını test edelim. Bakın artık test etmekten bahsediyoruz. Test etmek yalnız nasıl diyelim? Teste %100 sonuç vermeyecek. Belli bir hatayla test yapacağız. Bunlara hipotez testleri deniyoruz testte. İleri düzey kanlar. Şimdi demin ben size böyle bir sürü kinin basamağını gösterdim galiba. Buraya koymuş muyum bilmiyorum. Ha, koymuş. Aa bak bir sürü. Ya biz rastgele dizi tanımını yapsak, rastgele dizi tanımını yapsak ve bu pi sayısının noktadan sonraki basamakları da bu yaptığımız tanıma koşullarını sağlıyorsa o zaman biz ne diyebiliriz? Ne diyebiliriz Bedirhan? Ne deriz? Yani uyumlu olduğunu söyleriz fiziksel şeyle, rastgelelikle. Bak uyum dedin ya.
Canımı aldın yani. Uyum iyiliği testleri var işte istatistikte. Uyuyor mu, uyumuyor mu? Aslında demin hani pi bilmem ne falan filan yazdık da bir şeyler dedik ya, şunlardan kaç tane var diye. Şimdi bir milyar tane dedik de işte bunları saydırsak ne olur? Bir milyar tane olsa sıfırları birleri saydırsak sıfırdan kaç tane çıkmasını bekleriz? Bir milyarı ona bölersek 100 milyon. Ya da o civarda. İlginç değil mi? Peki ya bu rastgele diziyi nasıl tanımlayacağız? Rastgelelik nedir sorusuna cevap vermemiz lazım. Böyle balık tutmaya giderken rastgele gelsin gibi bir şey değil bu. Bir kavram. Bir kavram. Şimdi eğer bunlar eşit olsalar idi. Bak. Eşit olsalar idi. Hadi 1000 tane diyelim. Hesabımız kolay olsun. 1000 tane basamağa bakıyoruz. 0 1 2 nereye kadar geliyordu? 9'a kadar. Eşit olsalar idi. Eşit olsalar idi. Varsayıma bakın. Kaç tane bekleriz? 100. Her birinden 100 tane. Doğru mu? 1000'i 10'a böldük 100. Ha? 100. Peki saydık. Bir kod yazdık küçük. 0'dan 98 tane çıktı. Hayda. 2'den 105 tane çıktı. 9'dan 102 tane çıktı. Şunlar beklentimiz eşit olsalardı. Bu da gözlenen. Bu buna uyuyor mu? Bu beklentimize uyuyor mu, uymuyor mu? Pardon arkadaşlar. Beklentimize uyuyor mu, uymuyor mu? Aslında bunu nereden yazıyoruz? Bu aslında şöyle bir şey olmadı. Fx, bunları olasılığa girince anlatacağız. 1 bölü 10 olasılıkla x ya 0 oluyor ya 1 oluyor ya da 9 oluyor. Bir olasılık olduğuna göre bu başka bir deney olsaydı beklenenler aynı ama gözlenenler değişecekti. Değişse bile bunun bu dağılıma uyup uymadığını test etmek gerekiyor. Bu testlere de uyum iyiliği, demin Belirhan söyledi, uyum iyiliği testleri denir. Tamam mı gençler? Belirhan hemen şey yaptı, kafaya taktı yani. Şimdi bu benzer düşünceyi, bir düzgün diyorlar. Eğer bunlar hemen hemen birbirlerine yakınsa bir düzgün. Düzgün düzgün ama bir düzgün. İkili ikili alırsak, onlar da buna benzer bir şey çıkarıyorsa, bakın bir düzgün ikili olduğu zaman iki düzgün, üç olduğu zaman üç düzgün. 1000 tanesini göz önüne aldık ya biz. 1000 tane de kaç tane ikili vardır? 500 tane. 500. 500 tane ikili vardır.
İkili ikili gittiğimize göre 500'ü 100'e bölersek kaç çıkar gençler? 5. Yani bunlardan 5 tane bekleriz. İkili ikililerden. Fakat birinden 4 tane çıkar, birinden 3 tane çıkar, birinden 2 tane, birinden 1 tane. Ya burada biz iki düzgün diyelim. Bir düzgün, iki düzgün dedik. Üç düzgünlüğü vereceğiz. Üç düzgünlüğü vereceğiz ama üç düzgünlük 1000 tane. 1000 tane de kaç tane üçlü var? 333 tane var. 333. Saydık böyle çıkmadı. Ama o uyum ili testinden geçti. Burada diyeceğiz ki 3 düzgün. Bu 1000 tane sayı yetmez. Dörtlülere baksak. 1000 bölü 1000 1 yapar. Hiçbir işe yaramaz. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bu basamak sayısını arttırmak gerekiyor. İşte o yüzden de bir sürü istatistik testleri var. Bunları uygulayabilmek için gençler pi'nin daha çok basamağını hesaplamaya gerek var. Yani niye hesaplıyorlar falan diyorduk ya. Bir algoritmaları, donanımı, software ve hardware'ı karşılaştırmak için. İkincisi de bu istatistiksel özelliklerin incelenmesi için. Halen bu konuda bir sürü insan çalışıyor. Benim ders notlarımda da biraz bir şeyler var. Gelelim şu yukarıya, nereye kadar geldik? Nereye geldik? Burayı söyledik. Monte Carlo dedik. Buna birazcık şey yapmışız. Bakın. Yazı tur atma deneyini düşünelim. Yazıya sıfır, turuya bir değerini verelim. Bu ne olacak? Sıfır ve birlerden oluşan bir dizi olacak. Şu çıkabilir mi? Sıfır, 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 sıfır çıkabilir değil mi? Yani 10 kere attık hepsinde yazı çıkabilir. Niye çıkmaz? Tura çıkabilir. Yazı tura, yazı tura, yazı tura. İki yazı, bir tura, bir yazı, bir tura, iki yazı, bir tura, bir tura, sıfır. Şimdi şunlarda kuşku, ya bunlar rastgele dizi diyebilir miyiz? Hiçbir şey bilmesek bile, ya her biri 10 kere atmış, yazı atmış. 10 kere atmış, tur atmış. Burada bir rastgelelik yokmuş gibi görünüyor, değil mi? Şu ne? Şurada da bir şey var. Yazı tura, yazı tura, yazı tura. Burada ise arkadaşlar belli bir pattern yok. Var mı? Yok. Peki böyle bir sayı dizisini nasıl yaparız? Üretiriz yani. Hiç şey kullanmadan. RND fonksiyonunu kullanmadan. Random fonksiyonu. Bedirhan ne diyorsun? Bedirhan sesiyle ilgili bir şey mi yapacağız? Nasıl? Pi sayısını mı kullanacağız hocam üretmek için? Yok. Onu tamam, o zaman da kullanacağız da şimdiki şey farklı. Böyle bir diziyi sıfır birlerden oluşan diziyi rastgele olarak nasıl oluşturur? Yani mesela şunlarda bir rastgelelik yok. Mesela sıfır, 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 bir. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ondan sonra 1, 0, 1, 1, 1, 0,
2-1. Böyle bir diziyi diyorum yani. Nasıl oluşturur? Yine kendimiz bir fonksiyon yazmamız gerekmez mi random'la ilgili? Yani onu kullanmayacaksak kendimizin yazacağı bir şey kullanmamız lazım. Gerçekte diyorum yani. Ha. Gerçekte zaten oraya yazmışım. Bakın yazı turayı atarsınız, parayı burada çıkar. Yani şunu demek istiyoruz. Yazı tur atma deneyinde bu da çıkabilir mi? Çıkar. 10 kere attık, onunla da yazı çıktı. Çıkar mı? Çıkar. Çıkma olasılığı var. Olasılıklar değişik ha. Bu da çıkabilir, bu da çıkabilir, bu da çıkabilir. Değil mi? Mesela 0129'dan oluşturacağız. Bu sefer de ne yaparız? Bir kavanoza 10 tane tek koyarız. Üzerlerine de numara yazarız. Bu şekilde oluşturur. Mesela şu dizi çıkarsa bayağı hayrete düşeriz. Değil mi? Milli Piyango aldık. Sahiler böyle küçükten büyüğe doğru. Aynı sırada asker gibi gidiyorlar. Düzgünler. Ama böyle de çıkarlar. Bakın. Değil mi? Şöyle çıktığında kuşkulanır mıyız? İkide bir böyle çıkıyorsa. Deney yapıyoruz ya. Bu deneyde bir üç kağıt var diye düşünmeye başlarız. Yani aklımız rastgeleliği tam olarak algılayamasa da bazı düşüncelerle yaklaşabiliyor. Ha. Demin ne dedik? Sıfırlardan şu kadar, birlerden bu kadar. Sonra sıfır sıfırlardan bu kadar. Sıfır birlerden. Sonra üçleri geçtik, dörtleri, beşleri. Şurada gençler tanım var. Rastgele dizi tanım. Bakın. Bunların matematiksel formdaki şeyleri bizim kitapta var da bu yazı böyle daha böyle meraklı, popüler bir yazı olsun diye uğraştığım için fazla matematik kısmına girmedik. Gençler ben bir 15 dakika daha ara vereceğim ya. Gözüm müthiş ağrıyor. 15 dakika ara veriyorum. 15.30'da başlayacağız. 15 dakika ara. Durdurayım, kaydedeyim.